Bugün sizlere inanılmaz bir asteroitten bahsedeceğiz. Devasa ve karanlık bir uzay kayası bu. Neredeyse Empire State binası kadar büyük ve adı Bennu. 1999'da keşfedilmiş, kayalık ve engebeli bir yüzeye sahip, ayrıca bazı büyük kraterlerin de bulunduğu, yarıçapı 500 metre olan bir kaya. Dünya ile Mars arasında ve Güneş'in etrafında dönüyor. Bazen Dünya'ya yaklaşıyor. Ama endişelenmeyin. Çünkü yakın zamanda bize çarpma ihtimali yok. En azından 24 Eylül 2182'ye kadar. Her 6 yılda bir Dünya'ya yakın geçiş yapıyor. Aynı zamanda Apollo asteroidleri grubuna ait, yani Dünya'nın yörüngesini kesen bir yörüngeye sahip. Adını Antik Mısır mitolojisinde yaratılış ve yeniden doğuşu simgeleyen Güneş Tanrısı Ra'nın ruhuna sahip olan bir kuştan alıyor. Bakın, yaratılışı ve yeniden doğuşu. Burası önemli. Çünkü Dünya'ya çarpma ihtimali en yüksek olan cisim bu. 2018'de NASA'nın OSIRIS-REx isimli uzay aracı Bennu'yu inceleme görevine başladı. Öyle detaylı inceledi ki Dünya ve Ay bile bu kadar detaylı haritalandırılmadı. Uzay aracı nihayetinde Bennu'nun yüzeyinden bir çakıl taşı ve toz örneği alarak bunu 2023'te Dünya atmosferine bıraktı. Uzayda birçok asteroit olmasına rağmen, hatta çok daha büyük asteroitler olmasına rağmen bizim için önemli olanı buydu. Çünkü Bennu milyarlarca yıl önce oluşmuş ve en tehlikelisi. NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyonu, bu keşifle hangi asteroitlerin gezegenimizle çarpışma rotasında olduğuna dair tahminlerini geliştirdi. En önemlisi de buradan gelen örnekler bize Dünya'da yaşamın nasıl oluştuğunu açıklamamıza yardımcı olabilirdi. NASA'nın bu görevde neden Bennu'yu seçtiğini ise kısaca açıklayalım. Şimdi, Güneş sisteminin oluştuğunu hayal edin. Toz ve gaz genç Güneş'in etrafında dönüyor. Zamanla bu malzemeler bir araya toplanıyor. Bu topaklar gezegenlere, aylara ve asteroitlere dönüşüyor. Bennu ise erken Güneş sisteminden kalma bir zaman kapsülü gibi. Yaklaşık 4,6 milyar yıl önce Güneş'i ve gezegenleri oluşturan toz tanelerinden oluşmuş. Bennu'nun içindeki mineral parçalarından bazıları Güneş sisteminden daha eski bile olabilirdi. Demir ve alüminyum gibi doğal kaynaklar ile platin gibi değerli metaller de içeriyor olabilirdi. Güneş'in etrafında dönen diğer asteroitlerin çoğunun aksine Bennu'nun yörüngesi Dünya'nın yörüngesine yakındı. Ayrıca Bennu gibi asteroitler gelecekteki derin uzay seyahatleri için kilit rol oynayabilirdi. Hatta bir gün Mars'a ve ötesine robotik veya insanlı görevler için yakıt istasyonları olarak hizmet verebilirdi. En önemlisi de Bennu'yu yakından incelemek bize kozmik geçmişimiz hakkında bilgi verebilirdi. İşte NASA tam da bunu yaptı. Bennu'dan getirilen örneklerde organik moleküller ve su izleri tespit ettiler. Bu bahsettiğimiz bulgular Bennu'nun üzerinde yaşam bulunduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Ancak bu, yaşam için önemli maddelerin milyarlarca yıl önce Dünya'ya çarpan asteroitler tarafından gezegenimize getirildiği teorisini destekliyor. Örneklerin içinde proteinleri oluşturan amino asitler ile DNA'nın temel yapı taşı olan nükleobazlar bulunuyor. Bu buluntular, yani yaşamın yapı taşları olan organik moleküller bulduğumuz örnekler, sadece 120 gramlık siyah bir toz. Gözünüze az gelebilir ama NASA 120 gramdan bir çay kaşığı kadarını da Birleşik Krallığa gönderiyor. O bir çay kaşığı tozun içinde, dünyadaki yaşamın protein inşa etmek için kullandığı 20 amino asitin 14'ü ve DNA'yı oluşturan maddeler bulunuyor. Aynı zamanda mineraller ve tuza da rastlanıyor. Bennu'da bulunan trona gibi bazı mineraller ise ilk kez dünya dışı örneklerde keşfediliyor. Bu bize gösteriyor ki Dünya'ya su ve organik maddelerin asteroitler tarafından getirilme ihtimali çok yüksek. Hatta bu yapı taşlarını sadece bize mi getirdiler? Elbette hayır.
asteroitlerin Güneş sisteminin başka yerlerine de bu maddeleri, karbonu ve suyu taşıdığı kanıtlanmış. Ama kafaları karıştıran soru ise oralarda neden hayat var olmadı? Bu örneklerde de tespit edilen yaşamın yapı taşları daha önce de bulunmuştu. Ancak uzayda toplanan ve ilk kez bozulmamış bir örnekte bunların tanımlanması, Güneş'ten uzakta oluşan nesnelerde de yaşam olma ihtimalini arttırıyor. Cüce gezegen Ceres ve Satürn'ün uydusu Enceladus da dahil olmak üzere Güneş sisteminin birçok yerinde yaşamın önceden veya şu anda bile var olabileceği düşünülüyor. Fakat bir nokta var ki burada dünya dışı yaşam arayışı zorlaşıyor. Bennu'da bulunan amino asitlerden bahsetmiştik ya, işte bu örneklerde de bir tuhaflık var. Proteinler, amino asitler denen daha küçük yapı taşlarından oluşur. Amino asitler ise sağ ve sol elli olarak ikiye ayrılır. Burada kastedilen el, bildiğimiz manasıyla bir el değil. Dünyadaki yaşam neredeyse yalnızca solak olan çeşidi üretir, ancak Bennu'daki örnekler ise her ikisinin de eşit bir karışımını içeriyor. Bu yaşamın sadece dünyada oluştuğuna bir kanıt değil. Bilim insanları sağ elli amino asitler üzerine kurulu bir yaşamın da varlığını sürdürebileceğini, ancak iki formun bir arada bulunamayacağını söylüyor. Bennu örneklerinde ise iki form bir aradaydı. Bu, erken dünyada amino asitlerin de eşit bir karışımla başlamış olabileceği anlamına gelebilir miydi? Yaşamın neden sağ değil de sola döndüğü hala bir gizemdir. Bennu örnekleri ise yaşamın yapı taşlarının Güneş sisteminin birçok yerinde olabileceğini kanıtlarken, dünya dışı yaşam arayışındaki soru işaretlerini de artırıyor. İzlediğiniz için teşekkürler.